Herkese merhaba. Bugün Ankara CU ofisinde Salih Çağlar işbirliğiyle geliştirici sohbeti yapıyoruz. Az sonra bunu izleyeceksiniz. Genel olarak bahsetmem gerekirse Salih'in ve buradaki bütün ekibin ilgilenmiş olduğu ilgi alanları. Birincisi YouTube dizileri var. YouTube dizisi çekiyorlar AVM Sakin adında. Film prodüksiyonu, Vue.js, MongoDB, Node.js, React Native. Tüm bu konularla ilgili içeride işler geliştiriyorlar. Şimdi Salih'le birlikte yaptığımız geliştirici sohbetini izliyorsunuz. Seni tanımayan birine Salih Çağlar İşbirliği nasıl anlatırsın? Geliştirmeyi seven, değişik şeylerde programlama yapmayı seven, koduyla resim çizmeyi sevebilen, müzik yapmayı sevebilen, farklı şeyler tatmayı seven bir insan. Geliştirmeye nasıl başladın? Geliştirmeye lisede başladım. O zaman front page vardı. HTML sayfaları, web sitelerini HTML olarak indirip oradan editleyip düzenlemeye çalışıyordum. Sonra lisede bir Mehmet abi gördü bunu yaptığımı ve okulun web takımına beni kattı. Çok şey öğretti. İlk ASP ile dinamik bir şeyler yapmaya başladım. Sonra okul bu yazılım sürecinden dolayı okul TOBB Üniversitesi'ne yolladı beni lisedeyken daha. Orada Java öğrendim, geldim. Tekrar okulda proje geliştirmeye devam ettim. Geliştirme sürecim böyle başladı ama şu çok güzel oldu. Her zaman bu geliştirme, hala kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bu geliştirme sürecinde güzel ustalarla karşılaştım ve o usta çırak ilişkisini iyi yakaladığım, farklı disiplinlerden birçok usta bulabildiğim için kendimi birçok alanda farklı şekilde geliştirebildiğimi düşünüyorum ve hala da geliştirmeye devam ediyorum. Ankara ve CU'dan bahsedebilir misin? Ankara çok güzel bir yer. Doğup büyüdüğüm yer. O yüzden buraya karşı bir sevgi var. CU tarafına gelirsek 22 kişilik bir ekipten oluşan bir dijital reklam ajansı. Prodüksiyon. 22 kişi bir de sineğimiz var. Sosyal medya, 3D animasyon, prodüksiyon, bir de yazılım ekibimiz var. Bunlar aslında 4 birim ama hepsi birbirini destekliyor. Yeni bir şu an projelerimizde popüler olan, şirkette de yani popüler olan AVM Sakini var. Bir internet dizisi deniyoruz ve AVM'nin içinde çekiyoruz. Yani böyle bir işi daha önce görmedik. AVM'nin içinden çıkmayan bir çocuğun hayatıyla ilgili güzel, değişik bir dizi. Direkt YouTube dizisi. Direkt YouTube dizisi. YouTube'da AVM Sakini diye zaten bulup ulaşabilirsiniz. Tabii dizi ekibinde daha kalabalık. 30-40 kişiye kadar çıkabiliyor. Bizim 22 kişiye bu dizi ekibimiz pek dahil değil. Sadece kurgu, animasyon ekibi burada. Onunla ilgili çok şey öğrendik. Prodüksiyonun zorlukları, kurgunun zorlukları, ne kadar emek harcandığı. Onun dışında prodüksiyonun... Kaç aboneniz var abi? Şu an 20 bin abonemiz var abi. Dün akşam da 1 milyon, yani kanalın toplam 1 milyonu izlemesini kutladık. Çok yani gurur verici bir şeydi böyle. Herkesin gece gündüz çalışıp emek verdiği bir şeyi, mükafatını görmek çok hoş bir şey. CU'da bir günün nasıl geçiyor? Abi CU'ya gelmeden başlıyor. 7.30-8 gibi kalkıyorum. İşte maillerime bakıyorum. Günümü planlıyorum, ne yapacağımı. İşte toplantı mı var, müşteriyle mi konuşacak ya da bir araştırma geliştirme işi mi var. Bunları planlıyorum. Ondan sonra genellikle ekibe dağıtmakla geçiyor ve onları kontrol etmekle. Olan projeler ne alemde? Birden, çünkü ajansta birden fazla proje aynı anda yürüdüğü için hepsini bir gezmem gerekiyor. Öğleden sonra aslında işin başına oturabiliyorum. Ben de geliştirmeye başlayabiliyorum. İşte code review hali yapabiliyorum. Hali hazırda ortaksın ama yazılım işleriyle de uğraşıyorsun. Evet, hali hazırda ortağım. Yazılım işleriyle de hem uğraşıyorum hem de bu yazılım dijital işlerin. Yani bu dijital kampanya da olur. Bir dijital reklam kampanyası da olur. Yani yazılım ile ilgili tüm şeyler bende. Onun dışında yazılıma yakın dönüşüm sağlayacak kampanyaları üretme ekibine de dahilim. Yani Instagram'dan giriş yapalım, oyun oynayalım, işte kullanıcılar şuradan gelsin, böyle kitle edinelim gibi böyle dönüşümler, fikirler. Şimdi onları... ajans diyorsun ya, mesai yakalıyor mu çalışanlar? Ajansta, bizim ajansta 6.30'dan sonra kalan kimseyi ben çok görmedim. Yani 7 oluyor bazen, o da ufak aksamalar. 7'den sonra ama biz varız. Ben, Erdem abi, işte Gürkan, Gökhan abi bazen. Burada zaten 7'den sonra süper keyifli oluyor abi. Burada bir yemek söylüyoruz, kokoreçimizi yiyoruz, müzik dinleye çalışıyoruz. Sohbetler, muhabbetler. Bazen 1'e 2'ye kadar kaldığım oluyor. En sevdiğim zamanları zaten 6.30'dan sonrası. Telefon çalmıyor, kimse aramıyor. Rahat, işine konsantre bir şekilde odaklanabiliyorsun.
Çok güzel oluyor abi. Yani çok tatlı. Seni motive eden şey nedir? Güzel bir şeyler yapmak, insanların yüzünü güldürmek. Örneğin burada reklam ajansıyız ama bir iki tane büyük projemiz de var. O şeylerde kurumların sorunlarını çözdüğümüzde o kullanıcıların yüzündeki "Aa çok güzel olmuş, tamam tam da istediğimiz buydu" demesi benim çok hoşuma gidiyor. Burada da içeride de yazılım geliştiriyorum, After Effects'e tool'lar geliştiriyorum. Burada da bu benim 20 dakikamı aldı, 20 dakikamı bana geri verdin, onu yapmak çok hoşuma gidiyor. Yani insanları mutlu etmek. Yani bence zaten yazılımın bir araç, yani bir şeyi bir yere koymanızı, yapmanızı sağlayacak bir araç. Bunu insanlara katmak, insanlara zamanını kazandırmak, kolaylık katmak çok güzel bir şey. Çünkü ya düşündüğüm şöyle bir şey var. Bu angarya işleri eğer yazılımla çözebiliyorsanız ve bunu yapabiliyorsanız insanlar geri kalan çalışma zamanını daha verimli şeylere harcayabiliyor. O angarya ile onları bunaltmamak, bıktırmamak lazım. Bunları bence yazılımla çözmek lazım. Umarım da bu testleri ona taşıyabiliriz. Yani angaryaları hepsini yazılıma taşıyabiliriz ve insanlara yeni şeyler, güzel şeyler çıkarabileceği, işine daha iyi odaklanabileceği bir zaman kazandırabiliriz diye düşünüyorum. Bu benim motivasyon aracım bu. Geliştirme ortamından bahsedebilir misin? Şirkette Windows kullanıyorum. Kişisel olarak MacBook Pro kullanıyorum. Editör olarak Visual Studio Code. Frontend'de Vue.js'e yavaş yavaş geçiş yapmaya başladık. Çok da güzel oldu. Node.js ortamında geliştiriyoruz. Veritabanı MongoDB. Tabii bazen PHP, MySQL'e dönmek zorunda. Hızlı işlerde ya da mikro işlerde ona dönmek zorunda kalıyoruz. Ama genellikle bu yönde. Mobil uygulamalarımızı da önceden tabii Java ve Swift ile yapıyorduk. Şimdi tamamen React Native'e döndük. Çok da işimizi rahatlattı, zaman kazandırdı. Geliştirme ortamım böyle. Ama ya şu da var. After Effects'e ya da Photoshop'a bazen scriptler yazabiliyorum. O yüzden böyle belirli bir şeyimiz yok. Tam şunu da geliştiriyoruz diyeceğimiz pek bir teknoloji yok. Ne lazımsa, ortam nasılsa ona ayak uyduracak bir puzzle şeyini, parçasını takıyoruz aslında. Böyle tanımlayabilirim. Bir tık kaç pikseldir? Bir tık kaç pikseldir? İçerideki tasarımcı bunu arkadaşlara mı sormak lazım, evet, acaba? Evet, içerideki yoksa tasarım. Yoksa söyledin mi hiç bunu bir tık şöyle mi alsak, böyle mi alsak falan diye? Bunu bir tık ben söyledim. Onu evet arkadaşlara söylemek lazım. Benim için bir tık küçültelim abi. Küçük olsun. Her şey minicik olsun. Sığsın. Böyle bomboş, bembeyaz bize bakacağımız güzel bir manzara kalsın ama işimizi ufacık yerde halledelim. Tasarımcı arkadaşlar. Tasarım buradan aynen buradan Eren'e, Uğurcan'a sevgilerimi yolluyorum. İşte bu. Tamam, süper. Kırılma noktamdı dediğin zaman. İlk ASP'de query string'i öğrendiğimde hayatım çok değişmişti. Yani bir sayfadan başka bir detay sayfası yapabiliyorum, bir data taşıyabiliyorum falan. Form post etmeyi öğrendiğim zaman mesela çok oha falan olmuştum. Başka ya öyle şeyler mi anlatayım? Ya da mesela bir çok iyiydi. Bunu koyacağım. Bir bu var. Bir de üniversitede şey var. Biz deep learning eğitimine gittik ama ona giderken veri madenciliğiyle sayısal lotodan numaraları veri madenciliği yapıp iki kolonda 4 tutturduk, 200 lira aldık, gittik. Bunu orada da söyledik. Millet böyle herkes doktora yapıyor, yarıldı falan böyle. Hocam biz niye geldiniz falan diyor herkese sırayla. Hocam işte bizim Süleyman dedi, birlikte yapmıştık. Hocam dedi biz sayısal loto tutturduk, ondan sonra baktık bir şeyler olabilir, geldik dedi. Ya öyle bir ön ayak olmuştu. Hani onun için gitmedik ama böyle bir değişik bir şey. Bunu mu anlatsam, o query string'i mi anlatsam? Abi anlattın bence, süper. Oldu mu? Evet. Tamam, güzel o zaman. Aslında ikincisi unutulmaz acayip hikayene de müthiş yanıt oldu bence. Evet, yani evet. Ha bir de şöyle ama yok o şey olmaz. Off the record. Off the record olması var. Öyle tamam, bir. Tamam. Onu yolda anlatırım. Aynen. Open source hakkındaki düşüncelerin. Nasıl biz internet geldiğinde birden bilgi patlaması oldu. Her şeye erişebildik. Çok iyi bir şekilde bilgimizi evirtebildik. Ya yani open source da böyle bir şey. Ben çoğu şeyi open source projeleri okuyarak kod okumayı öğrendim. Ondan sonra open source projeleri okuyarak onların mantığını anlayarak başladım. Buna da ufak tefek de olsa ufak package'lar yaparak katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ama open source yani mükemmel bir bilgi havuzu. Her şeyi alabilirsiniz. Her şeyi karşılaştırabilirsiniz. Bu niye
birisi niye böyle yapmış, diğeri niye böyle yapmış. Yani öğrenmek için muhteşem bir araç. Yani eğitimlerdense orada yapılmışı var. Yani üniversitede de bazı şeylerin eğitimini alıyoruz. Nasıl yapılır? Ama iş hayatına geldiğimizde bazı şeylerin çok farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü burada yapılmış binalar var. Yani direkt sen o yapılmış binanın içine ulaşabiliyorsun, projesine ulaşabiliyorsun. Yani bundan büyük, güzel bir maden ne olabilir ki? Böyle düşünüyorum. Geliştirici ve tasarımcı sohbetleriyle ilgili düşüncelerim. Direkt ilk seninle karşılaştığımda YouTube'da çok heyecanlanmıştım. Çünkü benim öğrenmek istediğim de buydu. Diğer geliştiriciler neler yapıyor? Ortamları nasıl? Nelere önem veriyorlar? Tasarımcılarda da birleşme noktaları neler? Onlar neler önem veriyor? Dünyaya nasıl bakıyorlar? Çünkü bir yerde geliştiriciler ve tasarımcılar birbirine kenetlenmiş şekilde çalışıyor. Ve bunu bir platforma taşıdığın için sana abi teşekkür ederim. Herhalde hiçbir zaman bitmeyecek. Sürekli değişecek, sürekli değişecek. Form değiştirecek ama insanları oradan tanıyabilecek. Çok güzel bir belgesel abi. Ben böyle görüyorum. Muhteşem bir belgesel serisi. Teşekkür Senin ederim. yaptığın. Çünkü abi sabah kalkıyorum ben 12'ye 11'e kadar bazen burada duruyorum. Onu evet gireyim ya. Yani burada sabah akşam kokoreç yiyoruz. Dur keselim. Dur 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 dur.